Ali Babacan hareketiyle ilgili paylaşımları biliyorsunuz. En fazla yapan kişilerden birisi benim. Medyada Ali Babacan'la ilgili bilgiler elbette yer alıyor ama birçoğu hedef alıyor. Partinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren birkaç tane gazeteci var. Onların yapmış olduğu haberler neticesinde de bu bilgileri sizlere aktarıyorum zaman zaman. Son günlerde Ali Babacan'a gönül verdiğini söyleyen birçok kişi de bana ulaşıyor. Neden Ali Babacan'ı hedef alıyorsunuz diyor. Hangi açıdan diyorum? Partinin ertelenmesini sürekli gündeme getiriyorsunuz. Hatta son videonuzda partiye erteleme partisi adı verdiniz diyor. Erteleme partisi dediniz diyor. Ben de diyorum yalan söylemiyorum. Bir yıldır parti kurulacağı ilan ediliyor. 31 Mart seçimlerinden sonra parti kuracağını belirtiyor ama buna rağmen sürekli bir erteleme söz konusu. Bundan kendisinin de rahatsız olduğunu biliyoruz ki medyaya da bu yansıdı. Ali Babacan partisindeki kişilere talimat vermiş. Bir an önce kurulmasını istemiş. Bu aksaklıkların tamamlanmasını istemiş. Yani ertelemelerden sadece kendisini bekleyenler değil, kendisi de rahatsız. Yapılması gereken şey nedir? Bakın Mart ayını ertelediler. Mart ayında partinin kuruluşunu ilan etmeleri bekleniyor. Bu ayda yine şu oldu, bu oldu, şu nedenden ötürü erteledik derlerse güvenilirlikleri zedelenmiş olacak. Destek verme konusuna gelince benim destek verdiğim görüş belli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumu gitmişim, Muharrem İnce'ye vermişim. Milletvekili seçimlerine gitmişim, oyumu İyi Parti'ye vermişim. Millet İttifakı'nı destekliyorum. Ali Babacan kalkıp ben üçüncü bir ittifak kuruyorum derse yol açık olsun. Millet İttifakı'na katılırsa buyursun hoş gelsin diyecek herkes var. Buyursun hoş gelsin diyecek birçok kişi var. Kimse Ali Babacan'dan rahatsız olmaz çünkü herkes biliyor ki AKP'nin kazanmaması için merkez sağda bir alternatife ihtiyaç var. Solun oyu belli. Merkez sağda İyi Parti AKP'den yeterince oy toplayamadı. MHP'ye bir oy geçişi söz konusu. İlk defa 31 Mart yerel seçimlerinde ve 23 Haziran seçimlerinde AKP'li olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı adaylarına oy verenler oldu. Zaten bunu gördüğü için Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cesaretlenip parti kurmaya karar verdiler. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş kazanmamış olsaydı biz bugün ne Ali Babacan'ı konuşuyor olacaktık ne de Türk siyasetinde Gelecek Partisi diye bir parti olacaktı. Bu partiler AKP'deki oy kaymasını gördükleri için şekillendi, karşımıza çıktılar. Üçüncü bir ittifak kurarlarsa kilit konuma gelirler, birleşirler. Merkez sağda yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın partisi, Demokrat Parti. Bunların hepsi bir araya gelirse barajı da geçerler. Denge ve denetleme görevini de üstlenirler. Güçlü de bir muhalefet partisi olurlar. İktidar olurlar demiyorum bakın. Ama iktidarı değiştirebilecek güce sahip olurlar. Ama öyle ayrı ayrı hareket ederlerse Ali Babacan bir tarafta, Davutoğlu bir tarafta, Saadet bir tarafta, Yeniden Refah Partisi bir tarafta zor geçerler barajı. Birlikten kuvvet doğar. Kendi aralarında birlik ve beraberliği sağlayabilirlerse niye bir alternatif olmasınlar? Bugün değişimi isteyenler ne Ali Babacan'a karşı çıkar, ne Davutoğlu'na karşı çıkar, ne Yeniden Refah Partisi'ne karşı çıkar, ne Saadet Partisi'ne, ne Demokrat Parti'ye karşı çıkar. Bunların güçlenmesi için de elinden geleni yapar. Yani benim Babacan'la bir alıp veremediğim yok. Herkesin düşündüklerini dile getiriyorum. Arkadaşım diyorum, bu denli ertelemelerin yanlış olmuştur. Mart ayında da yine ertelemeye gidersen güvenilirliğin sorgulanacak. Bari oldu olacak partinin adını Erteleme Partisi kur, çık karşımıza diyoruz. Yoksa hiçbir problemim yok. Bakın partisini de kursun. En fazla bu kişisel ekranımdan benim yer verdiğimi göreceksiniz. Davutoğlu olsun, İyi Parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Hepsine yer vermeye çalışıyorum. Hepsinin sesini duyurmaya çalışıyorum. Bu ekrandan görüşlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Amacım da zaten bu. Ekranların gösteremediği, gazetelerin gösteremediği konuları kendi kişisel yorumlarımı da katarak daha fazla kişiye ulaşması için bu ekran aracılığıyla sizlere sesleniyorum. Teşekkür ediyorum.